Değerli kardeşlerim, artık seçimlerden usandık diyebiliriz. Fakat maalesef diğeri ise çok farklı yüzlerini görüyoruz. Bütün dünya çapında ne oluyor? Bizler artık 25 yıldır bu demokrasi yolunda yürüyoruz. Hep beraberce. Çok şeyler elde edebildik, çok da edemedik. Fakat aynı zamanda da bugünse sizler Hak ve Özgürlük Hareketi'nin oy verenleri bütün dünyaya, Türk ahalisine Avrupa Parlamentosu'nda 4 tane milletvekili hediye ettiniz. Bakın, 751 milletvekilinden Avrupa Parlamentosu'nda 4 Türk var. 3'ü de Hak ve Özgürlük Hareketi'nden. Bu da gurur verici bir iştir. Fakat değerli kardeşlerim, biz Avrupa Parlamentosu'nda tabii ki bizim vatanımız Bulgaristan'ın milli çıkarlarını en iyi şekilde temsil ediyoruz, en iyi şekilde savunuyoruz. Diğer Bulgaristan siyasi partiler kendi siyasi partisinin milli kendi çıkarlarını ön plana atıyorsa, bizler her zaman için bildiğiniz gibi her zaman için milli çıkarlar ön plandadır. Fakat onun yanı sıra da bizler Türk ahalisi ve Müslüman dünyasının da bir sesiyiz orada. Biraz önce Kıbrıs'tan gelen milletvekilimin söylediği gibi biz onları bu müzakere süresinde her zaman için destekliyoruz. Ve inşallah en yakın zamanda yanımızda iki de Türk daha Kıbrıs Cumhuriyeti'nden de yanımızda milletvekili olur. Ve böylesiye Türkçe'de resmi dillerin birisi olması şart olacak. Bunları da hep beraberce elde edebiliyoruz. Bakın, bu karar Avrupa Parlamentosu'nda 38 oyla geçti. 68 oy bizim yalnız liberallerden var. Bunu da liberal grubunda karar olarak geçirmesinin sebebi bizleriz. Yani Hak ve Özgürlük Hareketi'nin temsilcileri. Değerli kardeşlerim, onun yanı sıra sizlerle başka bir şey de paylaşmak istiyorum. Ne diyorlar? Hak ve Özgürlük Hareketi Türkiye karşı siyaset yaparmış. Bir sefer yalnız birisi göstersin bu 25-26 yılın içerisinde yanlış yaptığımızı. Hiçbir zaman bir noktada gösteremezler. Onun da şu sırası. Son karar Türkiye'ye karşı alınan bir karar oldu Avrupa Parlamentosu'nda. Buna karşı oy kullanan Bulgaristan milletvekillerinden tek ve sadece Hak ve Özgürlük Hareketi milletvekilleridir. Onun dışında 751 milletvekilinden Türkiye'nin lehinde Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapan sadece ve ben oldum. Bu da Hak ve Özgürlük Hareketi'nin adına konuşma yapan. Diğerleri ise hepsi aleyhineydi. Onun için bazı ortamlar farklı algılar yaratmaya çalışıyorlar. Onlara çok selam. Bizim düşüncemiz, platformumuz, partimizin yolu budur. Her zaman için bu yolda yürüyeceğiz. Her zaman beraber gideceğiz. Hiç kimse kendi kendine gelin güve olmasın. Ben bugün çok mutluyum. Nedense bugün yanımızda Remzi abimiz burada ve Yunal Tasım 7 dönem milletvekilliği yaptı. Hiç egosunu önüne bırakıp da bırakmadı. Her zaman için yanımızda da olması gerekiyor. Gelsinler, bazı arkadaşlar bölücülük siyaseti faaliyeti göstermesinler. Biz tabii ki bıraktık, nedense büyüğüz. Biz çoğuz. Bu önümüzde gelen parlamento seçimlerinde de en iyi şekilde, en iyi dersi hep beraber vereceğiz. Nedense onların oyu belli. Onların gücü belli. Ben yalnız buradan Türkiye'de olan kardeşlerimize de seslenmek istiyorum. Bakın, her Hak ve Özgürlük Hareketi'nin dışına giden her bir oy ya boşa gidecek ya da aşırı milliyetçili partilerin gücüne güç katacak. Onun için gelin el ele verelim ve her zaman için hem Bulgaristan milli çıkarları hem Türkiye'nin desteği için hep beraber ileriye yürüyelim. Sağ olun, var olun.